kısmına kesim için kullanacağım ipim ribbon ip, tığım 6 numara. Siz dilerseniz eğer pen iple de örebilirsiniz. İpinizin kalınlığına göre zincir sayısı fark edecektir. Ben yeşil çantamda toplamda 8 zincir çektim. Şimdi bu küçük bir çanta yapacağım için videoda gösterebilmek için, modeli tarif edebilmek için. Şimdi burada 5 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda 5 tane zincir çektim. 1 tane daha zincir çekiyorum, 6. Ve 5'incinin ortasına batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın şu 6'ncıyı dönmek için yapıyorum. Şimdi burada zincirlerimin orta noktalarına batarak, şu şekilde batarak sık iğne oluşturuyorum. Ta ki ilk başladığım zincire kadar, yani son noktaya gelene kadar. Ve şimdi son noktaya geldim. Görüyorsunuz 1, 2, 3, 4, 5. Zincirime 3 tane batıyorum. 1 tane battım. 2 ve 3. Köşelerimiz 3 tane olacak. Yani baş kısımlarımız ilk sırada 3 tane batacağız. Şimdi karşıya geçmiş olduğum 3 tane dönerek şimdi karşıdaki zincirlerime ortalarına batıyorum ve düz sık iğne oluşturuyorum. 1, 2, 3 tane battım. Bu arada kısa kalan ipimi de görüntü kirliliği olmasın diye de gizleyerek örüyorum arka kısmı. Şimdi bakın şurası ilk başladığım noktaydı. Bir tane zincir çekip 5. sık iğne yapmıştım. Dönüş noktamdı. Buraya bir tane yapmıştım. Şimdi 2 tane daha yapacağım. Ve köşelerdeki üçlü kısmımı oluşturmuş olacağım. 1, 2 tane batıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi burada 2 tane daha battıktan sonra şu başlangıç kısmıma, şöyle görünüyordur, tığımı geçiriyorum. Bir tane ilmek çıkartıp kaydırıyorum. Kaydırdıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Elimde şöyle oval bir kısım oluştu. Birinci sıramız bu şekilde. Şimdi zincir çektikten sonra zincirin hemen dibindeki noktaya 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Bakın köşeler aynı. Sadece sizler büyük taban yapacağınız için şuradaki tekli sık iğnelerin sayısı daha fazla olacak. Şimdi 3 tane sık iğneden sonra kalan boşluklarıma bu tabanı bu şekilde yapacağım. Başak şekli vermeyeceğim. Boşluklarıma tekli batıyorum. Şimdi geldik. Bakın köşedeki üçlü noktama. Şöyle sayabiliriz. 1, 2, 3. Şimdi bu üçlü noktamın ilkine ve üçüncüsüne 3 tane batacağım. Arada 1 tane kalacak. Batalım ilkine 3 tane sık iğne. 2, 3 tane sık iğne battım. Şimdi ikincisine 1 tane batıyorum. Üçüncüsüne 3 tane. 1, 2, 3. Aslında aynı dikdörtgen taban tekniği. Şimdi kalanlara birer tane batıyorum. Püf noktamız birleştirme noktasında olacak. Şimdi 1, 2, 3 bakın. Hatta şöyle yapabilirsiniz. Hani sizler büyük yaptığınızda da bunu uygulayabilirsiniz. Karşıların tabanınızın düzgün olabilmesi için tekli sayıların eşit olması lazım. Ki düzgün bir taban olsun. Bakalım teklerimiz kaç taneymiş. 1, 2, 3 tane teklimiz var. Bakalım buraya 1, 2, 3 tane teklimiz var. Demek ki şu son kısımdaki ilk üçlü kısmın birincisi burası. Çünkü 4 tane sık iğne oldu. 4. yaptığımız sık iğneyi 2 tane daha dolduracağız. Ve köşemizi oluşturmuş olacağız. Sizler pen yiğitlerde de dikdörtgen taban yaparken bu tekniği kullanabilirsiniz. Evet, şimdi geldik püf noktasına. Bu 3 tane sık iğneden sonra şu ikinciye bakın.
direkt batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Sonra şu 3 tane battığımın ilk baştaki noktasına batıyorum. Buradan da bir ilmek çıkartıyorum. Ve burada bu şekilde kaydırıyorum. Gördüğünüz gibi birleştirme kısmımı oluşturdum. Şimdi burada bir tane daha zincir çekiyorum. Bir tane zincirden sonra şimdi şöyle de bakabilirsiniz. Kenarlar 3, şu karşılıklı, bu da gizleme yerimiz de bir tane. Buraya da bir tane sık iğne yapmıştık. Gördüğünüz gibi eşit oluyor. Şimdi bu zincirden sonra bir tane sık iğne yapıyorum. Üçüncü noktamın ilkine sık iğne yaptım. Üçüncü noktamın ikinci kısmına gelecek şekilde 3 tane dolduracağım. Bu hep aynı olacak. Bakın ikincisine 3 tane dolduruyorum. 2, 3. Yani köşelerde üçlü noktanın ikincisine denk gelecek şekilde hep 3-3-3 şekilde ilerleyecek. Hemen diğerine bir tane batıyorum. Burada teklilerimiz bakın artacak kenarlarda. Direkt ezberden batabilirsiniz. Saymaya gerek yok. Şimdi bakın üçlümün ilkine tek battım. Şimdi ikincisine 3 tane batacağım. Gördüğünüz gibi 3 tane battım. Şimdi burada 3 tek 3 vardı köşemizde. Şimdi bu tekler 1, 3, 5, 7 şeklinde artacak ve dikdörtgen tabanımız bu şekilde büyüyecek. Hani ben şimdi küçük örüyorum, büyük öreceğiz nasıl olacak diye soru geliyor. O sorulara cevap olsun diye bunları söylüyorum. Şimdi 1 de 3 oldu bakın. 1, 2, 3 oldu. Şimdi üçlünün ilkine batmıştık. İkincisine tekrar 3 tane batıyoruz. 2, 3. Şimdi tek örüyorum. Teklerimi örüyorum bakın. Görünüyordur. Yine geldik köşedeki 3 noktamı. İlkine tek battım. Hemen ikincisine 3 tane daha batıyorum. 2, 3. Şimdi burada başlarken bir tane batmıştık. Şimdi burada iki tane batacağız. İlkine bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bakın burası birleştirme noktamız. Battım. Ve şu baştaki kısmı alıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde kaydırıyorum. Toplamda 1, 2, 3 tane noktamız oldu. Aynı bu karşısındaki gibi. Şimdi tekrar bir tane zincir çekiyorum ve hemen dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın bu sayı bu tarafta 1, 2, 3 diye artacak. Tekrar üçlü noktama geldim. Üç noktamın ikincisine 3 tane batıyorum. 2, 3 tane battım. Tekrar hepsini tek batıp köşelerde bakın mantık aynı. Şöyle görünüyordur dikdörtgenimiz. Bu şekilde artacak. Köşelerde birinci değil ikinci üç batarak ilerleyeceğiz. Şu kısa kenarda kalan sayılarımız 1, 3, 5, 7 şeklinde artacak. Ve şuradaki teklilerde kendiliğinden artarak dikdörtgenimiz büyüyecek. Ben şimdi birkaç sıra daha öreceğim ve birleştirmedeki püf noktasını göstereceğim. Yani şimdi toplamda 5 tane sıra 5 sıra ördüm. Şimdi bakın 5. sıramda 3 tane sık iğne yaptıktan sonra şurası hep aynı. Şu boşluğa bakın sonuncu boşluğa her seferinde batıyoruz. Bir tane ilmek çıkartıyoruz. Baştakinden bir tane daha ilmek çıkartıp baş kısmından bu şekilde üçünü birlikte çekiyoruz. Bu noktalar hep bu şekilde ilerliyor ve kayma olmuyor kesinlikle. Çok eşit bir şekilde devam edecektir. Bunu dediğim gibi pen iplerde de kullanabilirsiniz. Oldukça muntazam bir taban oluyor.
Şimdi bakın, duvar çıkacağız. Bir tane zincir çektim. Bir tane zincir çektikten sonra, bakın şu şekilde, hemen tığımı, şöyle ipimi şöyle arkaya alıyorum. Şuradan, yani ters olan kısımdan atıyorum bu şekilde. Tığımı bu taraftan, yani ters kısımdan düz kısma doğru dışarı çıkartıyorum. Tekrar tığımı, bakın bir sonraki boşluğa tığımı alttan geçirip, bakın tığımın üstünde bir tane sık iğne kaldı. Buradan ilmek çıkartıyorum. Diğer boşluktan da ilmeğimi çıkartıp direkt sık iğne yapıyorum. Tekrar yapalım. Bakın şu boşluktan tığımı geçiriyorum alttan arkadan. Tığımı uzatıyorum. Aynı dikiş yapar gibi bir sonraki boşluktan tığımı geçiriyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Ve buradan tığıma ilmeğimi takıyorum. Çıkartıyorum ilmeğimi. Diğer boşluktan da çıkartıp kaydırarak başına dolayıp bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bakın battım boşluğuma. Diğer boşluğuma da batıyorum. Kaydırıp ilmek çıkartıp sık iğne yapıyorum. Bu şekilde şimdi köşelerde de aynı, hiçbir farklılık yok. Ta ki şu noktaya kadar, sonuncu noktaya kadar geleceğim. Evet, şu anda son noktalarıma geldim. Bakın. Bu arada çıkardığım ilmekten, şu noktadan. Bakın. Şu noktadan batıyorum. Bu şekilde ilmeğimi çıkartıyorum. Ta ki son noktaya kadar. Şöyle göstereyim. Bakın son bir nokta kaldı. Buraya da batıyorum. Burada şu son ilk başladığım noktaya da batıyorum. Bakın son boşluğuma battım. İlk başladığım noktaya da batıp buradan da ilmek kaydırıp bu şekilde şuradaki, bakın böyle ikisini çıkardıktan sonra en başta başladığım sık iğnenin başından batıp ilmek çıkartıp bu şekilde kaydırıp birleştirme noktamı da oluşturmuş oluyorum. Yani eşitlemiş oluyorum sıramı. Ve burada bir tane, bakın bunu yaptıktan sonra bir tane zincir çektim. Ve hemen çapraz çalışacağımız için, çarpışı çalışacağımız için boşluklara batacağız. Bakın şuradaki boşluklara batacağız. Tığımızı alttan çekip ilmeğimizi normal sık iğne yapacağız. Boşluklara batıyorum. Tığımı alttan çekiyorum ipimi. Düz bir şekilde çaprazlıyorum. Batıyorum. Alttan çekiyorum. Ve normal sık iğne yapıyorum. Şurada şöyle bir püf nokta var. Üçlü sık iğnemizin şu alttan baktığınız zaman ikincisine burada çift batacağız. Bakın şurası ilki. Normal çapraz sık iğnemizi yapalım. Köşeye geldik. Boşluğumuza iki tane batacağız. Bir. İki. Bunun sebebi de şöyle göstermek istiyorum. Köşelerin düzgün durması. Bakın. Köşeleri görüyorsunuzdur. Eğer bunu yapmazsanız köşeler, yani duvar kısmınız toplanacaktır. Ve şimdi bu şekilde batıyorum. Alttan alıp bu şekilde çarpışıyla köşelerin hepsine ikişer tane batarak bitiş noktama kadar öreceğim. İlk sıramda köşeleri iki tane battım. Sadece bunu ilk sırada yapıyoruz. Köşeleri iki tane batmayı. Onun dışında normal öreceğiz. Onu da söyleyeyim. Şimdi burada çapraz sık iğnelerimi yapıyorum. Bakın. Son noktaya geldim. Son boşluğa da batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Ve ilk başta başladığımın, bakın şu noktadan başına batıp alttan ilmek çekip direkt ilkiyle ikisinin içerisinden geçiriyorum. Bakın bu şekilde gizlememi, birleştirmemi oluşturacağım. Bu hiç göze çirkin görünmeyecek. Burada bir tane zincir çekeceğim. Hemen dibine, boşluklara.
Hemen dibindeki boşluğa batıyorum. Yine alttan alıyorum. Bakın. Bu şekilde çapraz çarpışı yaparak boşluklarıma batacağım. Köşelerde de tek batacağım artık. Yani artık bundan sonra köşelerime tek batacağım. Akılda soru kalmaması için yine köşelerime tek batıp sıramı bitirip yine dikiş noktasında bir kez daha birleştirmeyi göstereceğim. Şimdi son sırama geldim. Yani son birleştirme noktama. Yine çapraz batıyorum. Bakın. Şöyle tek çizgi gibi sola eğik duran çizgilerin boşluğuna da batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Baştaki noktadan İltığımı geçirip yine alttan alıyorum. Çünkü çapraz işi yapıyoruz, çarpı işi yapıyoruz. Tığı alttan çekmekte fayda var birleştirirken de. Ki muntazam olabilsin. Tekrar zincir çekip hemen dibindeki noktaya da çarpı işimi, sık iğnemi yapıyorum. Ve bu şekilde bakın düzgün bir şekilde, muntazam bir şekilde ilerleyecek. Şimdi ben şöyle yeşil çantamda da göstermek istiyorum. Bakın. Birleştirme noktamız şurası. Gördüğünüz gibi. Olabildiğince muntazam. Şimdi ben çantamı yükselteceğim. Hiçbir farklılık yok. Bütün noktalara tek batarak ve birleştirmemi yaparak çantamı yeteri kadar yükselteceğim. Sonrasında birlikte olacağız.